burada uyuyup kalmam olur mu? Abin gelince karşılaşma diyorsun. Mesaj alındı. İyi geceler. Şimdi ışıklar sönük. Yarın flaşlar patladığında beni görmeyeceksin bile. Dizli, o neydi ya? Yumruk yumruğa girecekler zannettim. Aklım çıktı. Sen de gerildin değil mi? Barış bu gece benimle kal dedi. Ne? Ne cevap verdin diye sormuyorum. Kalmadığına göre. Yarın flaşlar patladığında beni görmeyeceksin dedim ve evden çıktım. İyi yapmışsın. Öyle gel benimle kal demekle olmuyor. Uğraşsın. Biraz emek versin sana. Uğraşmayacak Meral. O da babam gibi niye diye sormayacak. Peşimden gelmeyecek. Niye benden bu kadar çabuk vazgeçiyorlar ya? Niye? Çay yaptım. İyi. Erdal abi gece taksiye çıkacak birini arıyormuş. Ben gidip bir onunla görüşeceğim. Geçerken İstan'ın mekanı uğrayıp parasını da iade ederim. Bir daha da insanların yanında bana öyle bağırma. Olay büyümesin diye alttan aldım. Sen de bir daha benim adımı kullanıp böyle işlere girme. İyi. Girmeyiz. Tamam, surat yapma artık ya.
Sana surat yapmıyorum ya. E neye bozuksun o zaman? Ha? Gece Dicle eve geldi. Evesi kal dedim. Kalmadı. Sen bu kızdan hoşlanıyor musun lan yoksa? Bana iyi geliyor ya. Yanında kendimi rahat, huzurlu hissediyorum. Sakinleşiyorum. Onun yanındayken ünlü dizi oyuncusu Barış Havas değil de gerçekten sadece Barış oluyorum. O öyle hissetmiyor demek ki. Demek ki. Ben saçmaladım işte. Sürekli başına bela alan bir yeni dizi oyuncusu. Dici de beni böyle görüyordur. Bunun gibi entelektüel, kitaplardan, filmlerden anlayan bir adam değilim. O bana iyi geliyor da ben ona gelmiyorum demek ki. Sen de kendini amma harcadın ha. Oğlum bir kere yakışıklısın. Yeteneklisin. E maşallah yıldızın da parlıyor. Senin yerinde olmak isteyen kaç milyon tane genç var biliyor musun sen? Ha? Ya memleketteki bütün kadınlar sana deli oluyor, deli. Beren de dahil. Yok ya. Dizideki imaj bozulmasın diye Beren'le sevgili numarası yapıyoruz biz. Sen numara yapıyorsun da Beren sana sahiden akıyor. Yani Feriz'in asistanına bir yol açmışsın. Olmamış oğlum. Bırak zorlama. Sen bugünlere gelmek için çok çalıştın oğlum. Tadını çıkart ya. Keyfine bak. Hadi kaçtım ben. Bakalım Barış seninle karşılaşınca nasıl davranacak? Ben kendim nasıl davranacağım onu bile bilmiyorum. Hafif bir gerginlik olur. Barış onu neden reddettiğini anlamaya çalışır. Sen de sevgisine güvenmek istediğini sezdir. Hatta bence açık açık söyle. Oğlum senin bu gelgitlerin beni korkutuyor. Minnak kalbimi riske atamam de. Ha oldu. Tam benlik. Barış neden diye sorarsa anlatırım. Ama sormazsa... Bilmiyorum Meral. Ya gece o kadar sarhoş değildi. Olanları hatırlamıyor olamaz. Ya o kadar da olamaz ya. Ben bırakayım seni. Olmaz. Bugün ana mekanda değiliz. Ta cehennemin dibinde çekim yapacağız. Nerede bu sinekırlarım ya? Of! Hiçbir işim yolunda gitmiyor. Bıktım ya. Beren. Eğer bu film yüzünden sinirliysen saçmalıyorsun. Buna alışman lazım. Oyunculuk böyledir hayatım. Doğru teklif gelene kadar 50 tanesine hayır dersin. Baba ben reddetmedim ki. Kimse bana fikrimi sormadı. Barış hayır deyince benim rolümde bu aralık uçtu. Sen yeniden benim menajerim olsan mı? Ya olmaz. Olmaz. Bir karar verdin arkasında dur. Ayrıca şu an sektörün en iyi menajerlerinden biriyle çalışıyorsun. Bak Feris'e bunu söylemem ha. Ona göre. Tamam ya. Yeniden benimle çalışmak istiyormuş da olmaz dedim. E niye? E artık aldığı kararların arkasında durmayı öğrenmiş lazım hayat. Bizim piyasa insanları çok çabuk etiketler biliyorsun. Ay yapma Allah aşkına Kıraç. Beren daha çok küçük. Ha, Ceylan lütfedip cevap yazmış. Ne diyor? Bir saate buluşalım mı diyor. E buluşalım dediğine göre teklifi kabul edecek. Vallahi öyle görünüyor. Ajans satmak için bana olan nefretini bile bir kenara koydu. E benim hemen babamı arayıp haber vermem lazım. Ve para için bana birkaç gün müsaade et demişti. Ya gel buraya gel. Ego için çok çalıştım Kıraç. Çok. Oranın başına geçmeyi senden daha fazla hak eden hiç kimse yok. Bak imzayı atar atmaz orayı bambaşka bir ajans yaparsın. Ben dekorasyonu yenilemene yardımcı olacağım. Hı. Sen de... Sana sorun yaratan çalışanları göndeririz.
Bakarız. Aa, bakarız deme Kıraç. Özellikle şu kızı, Feris'in asistanını göndereceğim diye söz verdim, unutma. Ya bu kız ajansa geldiğinden beri bir şekilde gündemimizden düşmedi. Söz vermedim Mayda. E tamam ama itiraz da etmedim. Hadi ben kaçtım. Günaydın. Günaydın. Yoğun bir gün mü? Öyle gibi görünüyor. O zaman bir öğle yemeği için ısrar edin. Aa, etme ya. Bugün öğlen yemeğinde bir iş toplantım var. Hafta sonu Bolu'ya kaçalım mı? Ağaçların en güzel zamanı. Sadece ikimiz. Doğa, sessizlik, uzun yürüyüşler. Olabilir. Yani pazar günü sabahtan gidip akşam dönebiliriz. Yani ben cuma gideriz, pazartesiye kadar kalırız diyorum. O kadar uzun kalamam. Yapma Feris, oyuncuların sensiz iki gün yaşayabilir herhalde. Yani tabii ki yaşayabilirler de bir sürü kriz de çıkabilir. Sette sorun olabilir, rol arkadaşlarıyla birbirlerine girebilirler. Aniden bütün yeteneklerini kaybettiklerini sanıp panik atak geçirebilirler. Yani kısacası aradıklarında en geç bir saat içinde yanlarında olabilmem gerek. Yani oyuncuların müsait olduğunda görüşeceğiz. Benim işim böyle Neca. Olsun. Ben buna da varım. Anlayışın için sağ ol. Tamam, oyuncularını çok kıskanıyorum, haberin olsun. Bu arada çarşamba günü ajansta işim bitiyor. Ay süper. Ay yani sen gidiyorsun diye değil de yani bu vergi denetimini de sorunsuz atlatabildik değil mi? Ya şimdilik öyledir. Ha, sadece dün gördüğüm bir fatura biraz aklımı karıştırdı. Her hafta sonu aynı otel, aynı oda. Kimin kaldığı da belli değil. Ya birisi özel harcamalarını şirkete fatura ediyor ya da sahte fatura, ki eğer öyleyse durum feci. Feci derken? Ajansın kapatılmasına kadar gider. Neyse, anlayacağız. Sen peynir de aldın mı? Aldım tabii ki. İyi, tamam. Böl bakayım sen bana ondan. Böl biraz. Kendine lan. Dur! Dur, 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 dur. Bey, soyuluyoruz. Kim soyuluyor? Ne soyuludu? Ne soyulması? İblis aklım aldı benim. Görmüyor musun? Garibanın biri. Merhaba. Aa, Rıza. Aliço ben. Çukur seti mi var Rıza Bey? Pardon, sahneyi böldük biz. Kamera verme, Rıcılar Bey. Anlamadım ki. Gel Rıza'cığım, hoş geldin. Gel. Dokunma. Yok, pardon. Ben bir önceki sefer böyle selamlaştık diye samimi oldum, pardon. Feris'e. Aliço imzaladı. Tamam. Gel istersen yukarı, bir çayımı da iç. Feris'e de kendin verirsin. Mahalleye gideceğim ben. Bu arabayı buradan çekin yalnız. Yok. Ona dokunmayın, o seter... Bağırma. Tamam. Aliço gidiyor. Özür dilerim, Aliço gidiyor. Teşekkürler lütfen. Feris'e. Neydi şimdi bu Çınar Bey? Anlamadım ki. Metot oyunculuğu prova falan mı? Selam. Bu yeni prodüksiyon sorumlusunun numarası bende yokmuş. Arayıp bir araç yollamalarını söyler misin? Tamam, hemen hallederim. Bir de şey soracaktım. Bu yeni film projesi. Feris arayıp reddettiğimizi söyledi mi? Bilmiyorum. Ajansa yeni geldim ben. Öğrenir öğrenmez seni ararım. Yok tamam, ben arar konuşurum Feris'ten. Fikrini mi değiştirdin? Eğer kabul etmeyi düşünüyorsan geç olmadan arayıp hemen haber vermemiz lazım. Yok canım, ne alakası var? Ben bir konuda bir karar veririm ve biter.
Bana mı kızgınsın? Yo, sana niye kızgın olayım asistan kız? Şu karşımıza gelecek yeni dizi. Ratingleri nasıl olacak acaba? Neydi adı? Meydan Oku Hayata. Evet, yani Feris Hanım tanıtımları çok klişe demişti. Yani sizin oturmuş bir seyirciniz var. Bence hiç gerilme. Öyle mi diyorsun? Evet. Neyse, sen hiç prodüksiyonu arama. Ben kendim giderim. Barış. Evet. Hiç. Görüşürüz. Yani ben böyle saçma bir an görmedim Gül'ü. Günaydın Cile. Günaydın. Arkamızdan sessizce yaklaştı, aklım çıktı. Pis bir zarf uzattı bir de. Aldınız mı? Yok, almadık. Hadi kardeşim hadi deyip gönderdik. Gül'üm sen delirdin galiba. Koskoca Rıza Kocaoğlu bizden bir şey rica edecek. Biz de yapmayacak mıyız? Ne olmuş Rıza Kocaoğlu'na? Bilmiyorum ki, bir anlasam. Ay dur, Feris Hanım'ın kahvesini unuttum. Ütüyü fişte unutmuşum da ben onu çekmek için eve döndüm. Bir daha gecikirsen öyle bir kükrerim ki evinin yanmasını tercih edersin. Anladım. Günaydın. Günaydın. Bunu sana gönderdiler. Kim gönderdi? Rıza Kocaoğlu. Binanın girişinde karşılaştık. Yok, daha doğrusu binanın girişinde karşılaşmadık. Önce o bizi bir arkadan korkuttu. Ne olduğunu anlayamadık. Döndüm Rıza, aa dedim, selam vereyim, öpeyim dedim. Dokunma, dokunma, dokunma demeye başladı bana. İşte aynı, ben de böyle baka kaldım sonra. Muvaffakatname. Ben bunu imzalaması için gönderdim. Leş gibi ya. Feris, dizideki kağıt toplama arabasıyla geziyor. Ben söyleyeyim, senin oyuncunun halini pek beğenmedim. Yani niye normal insanlar gibi kargoya vermemiş ya da normal insanlar gibi yukarı çıkmıyor? Ay ne bileyim ben, Çınar şaka yapmıştır. Dur, ya bırak şimdi sen onu. Sana aşırı önemli bir şey söylemem gerek. Dicle kapat şu kapıyı. Nejat sahte fatura bulmuş. Ya, tehlikeyi algılayabiliyor musun? Ya bu yüzden ajansı bile kapatabilirmiş. Ne? Hiç Meral, dün gece evde olanlara dair hiçbir şey söylemedi ya. Telefonda konuşulacak şeyler değil tabii. Bana kızgın gibiydi. Ya da hatırlamıyor. Hiçbir şey anlamıyorum ki. Yüz yüze konuşunca anlarsın. Kafanda kurup kurup gerilme. Evet tamam, gerilmeyeceğim, kurmayacağım. Tıpkı bir su damlası gibi sakin bekleyeceğim. Dur, kağıt sıkıştı, bir saniye. Benim de kapatmam lazım, hadi konuşuruz. Tamam. Katarlılardan kurtulduk derken şimdi vergi denetiminden patlayacağız. Ya sen diyemedin mi Feris, biz menajerlik ajansıyız diye? Şehir dışından oyuncu geliyor, yapımcı geliyor, yönetmen geliyor. Ne yapacağız? Bütün sektörü evde kanepede mi yatıracağız? Tabii ki otel tutacağız. Yahu her hafta sonu aynı otel, aynı oda diyorum, anlamıyor musun? Kimin adına tutulduğu da yazmıyormuş. Hangi otelmiş o? Ay nereden bileyim ben ya? Sorsaydın Necat'a. Öyle gözlerini büyüte büyüte konuşma, anlayacak şimdi. Sordum tabii, söylemedi. Adamın meslek ahlakı var, ne yapayım? Ben bir muhasebedekilere sordurtayım o zaman. Ay, hangi otel olduğunu bul Çınar. Orada olup bitenleri Nejat öğrenmeden bizim öğrenmemiz lazım. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Dostluk tazelemeye gelmedim. Yalnızca iş konuşacağız. Bana uyar. Evet. Hisselerle ilgili gönderdiğin mesajı düşündüm. Ve kabul etmeye karar verdim. İnan bana en iyisi bu. Son Katarlılar bozgunundan sonra ajansın potansiyel alıcıları ürkmüştür. Ancak benim gibi ajansa çok değer veren, Nadir abinin hatırasını yaşatmaya istekli biri o teklifi verir. Ego ajanstan kurtulmayı bu kadar çok istemiyor olsaydım, inan bana seninle hiç muhatap olmazdım Kıraç. O zaman hemen bitirelim bu işi.
Ama önce bir sabah kahvesi içelim. Sadeydi değil mi? İki sade kahve lütfen. Verdiğim teklifi okeysen geriye bir tek sözleşme tarihini kararlaştırmak kalıyor. O zamana kadar da bir ön protokol imzalarız. Ön protokol yok. Ne zaman parayı getirirsin, satışı o zaman yaparız. Ego senin olur. Ha, o arada başka bir alıcı çıkarsa egoyu satarım. Olmaz öyle şey. O zaman elini çabuk tut. Parayı ne kadar çabuk bulursan senin için o kadar iyi olur. Yoksa başka birinin egoyu alıp seni kapının önüne koymasını büyük bir mutlulukla izlerim. Kahvemi de sen içersin. Avukatına söyle, cuma 2'de hazır olsun. Parayı getireceğim. İyi şanslar. Hah, Emrah konuştun mu muhasebeyle? Hangi otelin faturası olduğunu biliyorlar mı? Milyonlarca fatura varmış Şınar Bey. Hepsini tek tek akıllarında tutamazlarmış. Ulan ben... Ama ben tatlı dilim güler yüzümle muhasebeye yeni giren kızı faturalara bakmaya ikna ettim. Ha iyi, aferin. Yalnız biraz rüşvet teklif etmiş olabilirim. Peri masalında son bölümde Beren'in giydiği ceketi istiyor. Onu da Feris bulsun. Ben gidiyorum. İyi git. Aile her şeydir. Aliço ailesini satmaz. Rıza'cığım evde tadilat mı var? Böyle bahçeye kulübe falan kurmuşsun. Hı? Bir otele gitseydin. Evim burası benim. Ama gezerim. İstanbul'un her yerini gezerim. Mahalleye de bakarım. Mahalleye giderim. Mahalleye bakarım. Sıra ne konuşuyor bu? Doyunca egzantrikle işte. Boş ver otur. Rıza'cığım şimdi Cemal'in çok fazla vakti yok. Bir an önce senaryoya geçsek. Ha? Aliço ailesini satmaz. Ama bu para yok diyor. Abisi para istiyor. Belki para yok diyor. Yalan söylüyor. Ama Aliço yalan söylemez. Belki yalan söylüyor. Abi karakterin adı Aliço değil. Karıştırdın sen. Karıştırmadım. Aliço karıştırmaz. Burada. Her şey burada. Feris. İmdat. Oyuncum bildiğin delirmiş. Ay delirmiş ne demek Esra'cığım? Ya Rıza metot oyuncusudur. Oynadığı rollerle bütünleşir. Ya çok uzun zamandır çok sevdiği bir rolü oynuyor. Demek ki karakteri o kadar özümsemiş ki. Ya adam bahçeye bildiğin kulübe kurmuş. Ben Aliço'yum deyip duruyor. Üzerinde de o karakterinin hırkası, yeleği pis pis. Ben diyorum Berke'nin taşra kökeni. O bana diyor yamacı satmam. Bak şu anda gülüyorum ama gerçekten sinirden. Yoksa ağlanacak haldeyim. Adam bu ruh halindeyken bizim modern, kentli, kırılgan erkeğimiz nasıl oynayacak? Esra'cığım Kuzey Güney'den beri ölüm korkusu var, ondan öyle. Ya sizin senaryodaki role girdiğinde de bambaşka bir adam olacak. Güven bana. Ya ben onun o karakterden çıkmasını sağlarım. Ya tamam. Tamam aşkım, ben onunla bugün görüşüp seni tekrar arayacağım. Tamam, tamam. Ay, Kıraç Bey geldi. Günaydın Kıraç Bey. Günaydın. 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 Çocukken beni görmeye geldiğinde gerçekten mutlu olur muydun? Ne? Feride Hanım dedi ya, Altın Portakal'a geldiğin zamanlar ortadan birden kaybolur. Sonra geri döndüğünde çok mutlu görünürdü dedi. O kaybolmalar beni görmek içindi değil mi? Çocukken beni ziyaret etmenin sana eziyet gibi geldiğini sanıyordum. Zoraki, mecburi yapılan bir babalık görevi gibi. O yüzden gelme demiştim ben sana. Anladım, tamam. Olabilir. Eğer beni görmekten gerçekten mutlu olduğunu bilseydim,
O zaman sana gelme demezdim. Festivale gitmezdi de o. Filmleri ekip birini görmeye giderdi. Bir görseniz çocuklar Antalya'dan o kadar mutlu dönerdi ki. Reyting sonuçları geldi mi? Hayır Feris Hanım, seri halde yeniliyoruz. Peri Masal'ın bu bölümde birinci olsun, artık sezon sonuna kadar rahatlarız. Rakip diziyi izleyen var mı? Meydan Okuyor adamı. Asla Feris Hanım, yani olabilir mi öyle bir şey? İnsan çalıştığı yere ihanet eder mi? Peki? Dayımgil bizde de öyle Peri Masal'ı rozetteyken Meydan Okuyor açmış bulundular. Ama vallahi ben sırf rakip nasıl diye öyle tanımak için göz ucuyla baktım. Nasıldı? Yıkılıyordu maalesef. Sana sorun yaratan çalışanları göndeririz. Özellikle şu kızı, Peris'in asistanını göndereceğim diye söz verdin, unutma. Ya hıpamısın nesin, hadi gel de aç. Tamam. Kahretsin. Totalde ikinci. ABC'de de üçüncü olmuş. Mert oldu bu ya. Kıraç. Şunu bırakıp geliyorum ağam. Peri Masal'ın batıyor. Ne? Ya. Efendim Celal Bey. Evet, evet gördüm reytingleri. Ama ABD hala birinci. Bu da önemli değil mi? Bak şimdi Meydan Oku Hayatı'nın tekrarları uçmuş zaten. Haftaya bunlar ABD'de reytingleri alır. Sonrası zaten serbest düşür. Tebrik ya. Sağ olun Kiran. Gördün değil mi? Herhalde bugün yine bizden hey yo sette çok eğleniyoruz diye story atmamızı beklemezler. Bekleseler de umurumda değil. İki saat aramız varmış, ben biraz arabayla dolaşacağım. Gel istersen. Arkadaşlar, Polony Otel. Polony Otel. Polony Otel. Duyan, bilen, misafiri ağırlayan var mı? Polony. He? Nadir, öyle sahte fatura gibi herhangi bir işe kalkışacak insan değildi. Hiç bağırma Peri'de. Necat buralarda duyacak şimdi bizi. Aman duyarsa duysun. Nadir asla ve kat'a böyle bir şey yapmazdı. Tamam. O zaman aramızdan biri bir özel misafirini o otelde ağırlamış belli. Heh. Arkadaşlar saçmalamayın isterseniz. Benim Mayda'dan başka hayatımda özel biri olmadı, olmayacak da. Olmaz. Ya toplantıdan sonra otele gidip bir müdürüyle konuşalım bari. Olur mu Çınar? Tamam, gidelim. Aman sakın ha, kimseye söylemeyin. Vergi denetmeninin kulağına falan gitmesin, sakın. Asla. Benim ağzım mezar gibi kapalıdır. Evet, arkadaşlar hazırsak toplantıya başlayalım. Nedir gündem? Birici Akalay reklam filmi için aradı. Deterjan mı? Yok, ayakkabımız. Firma bizi ayakkabıya boğar değil mi Çınar Bey? Şey var mı Mehmet? İblis eskisi gibi akmıyor o işler, biliyorsun. Feris, benim şu firmayla toplantı yapmam lazım. Ondan sonra otelde buluşsak olur mu? Olur, olur. Zaten benim acil Rıza'yı görmem lazım. Neden?
Ya kendini ciddi ciddi Aliço sanıyor. Ya benim onu tutup normal dünyaya bir şekilde geri çekmem lazım ya. Zorluğundan çıkamayan oyuncu vakası değil mi? Ay sorma ya. Çok kolaylıklar diliyorum sana Ferisciğim. Evet, ihtiyacım olacak. Peri Masal'ın düşüşü için Celal Bey ne diyor? Ah, beşte buluşup konuşalım diyor. Telefonda tadı çıkmaz tabii. Canlı canlı ciyaklayacak. Ya Kıraç bak ne olur, ne olur Celal'le toplantıya sen katılır mısın? Ha? Neticede senin kızının da dizisi. Ya bak ben bu adama katlanamıyorum ya. Öyle höpürdete höpürdete çay içiyor ya. O çay kaşığını alıp boğazına saplayasım geliyor. Ne olur bak ben senden böyle çok şey istemem biliyorsun. E ben de kaçırmak istemezdim ama olmaz. Avukatla toplantım var. Nedir? Sözleşme krizi mi? Yok yok. Niye gülüyor Çınar Bey? Anlamadım ki. Şöyle. Ben komik bir şey mi var? Ha? Komik bir şey mi var arkadaşlar? Ben mi kaçırdım? Komik bir şey mi oldu? Tam tersine çok çirkin, iğrenç bir gün yaşamıyor muyuz? Ben mi yanılıyorum? Bence de. Kıraç bana bak. Sen böyle güldüğünde ben çok geriliyorum biliyorsun. Ya tamam ya tamam. Toplantı bitti mi? Ya ben bunlara sonra bakarım. Tamam tamam. Gitmeyin. En önemli gündemi sonra sakladım. Arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz Nadir abinin kaybından sonra ajans büyük tehlikeler atlattı. Geçen hafta az kalsın Katarlılara satılacaktı. Evet. Ve sizin sayenizde çok büyük bir felaketten kurtulduk. Benim de ufak bir katkım oldu tabii. Şimdi size müjdeyi veriyorum. Ego Ajans'ın artık yabancı birine satılma riski yok. Oh. Nasıl yani? Ceylan kendisi mi yönetecekmiş ajansı? Hayır, hayır. Kim dolduracak Nadir abinin yerini? Ben. Nadir abinin hisselerini ben alıyorum. Sen... Yani siz mi ajansın başına geçeceksiniz? Evet. Hayırlı olsun. Tebrik ederim Kıraç Bey. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Kıraç Bey. Tebrik ederim. Hani senin hisseleri alacak paran yoktu? Buldum. Nereden? Nereden olacak? Kayınpederinden. Ona geri ödemesini yapacağım ben. Ama artık sizin Ego Ajans'ın geleceği için endişelenmenize gerek yok. Tabii canım. Çünkü artık patronumuz sen olacaksın. Aman ne rahatladım, ne rahatladım ya. Ya Çınar sen rahatladın mı? Ha, ben çok rahatladım. Ben de. Katarlıların patronluk taslamasını tercih edersin Feris. Yükselsin diye eksenler gelir değil mi? Yok. Herhalde. Birlikte sayfa atın, story yapın demeler. Barış. Ben artık seninle sevgiliymiş gibi davranmak istemiyorum. Yalanına bile katlanamayacağım diyorsun yani. Ondan değil. Ben gerçekten öyle olsun istiyorum. Ama sen istemiyorsun, değil mi? Yani. Çünkü ben öyle kendi kendime uçuşuyorum.
Öyle olmasa dertleşmek için Hicre'ye değil bana gelirdin zaten. Tamam işte. Söyledim, bitti. Eren. Setten arıyorlar. Ego'nun patronu Kıraç Özdal. Ya haksızlık bu. Haksızlık değil de ticaret. Yani Ceylan zaten öyle ya da böyle birine satacaktı. Ha, kayınpederinin parasıyla başımıza patron oldu. Ya keşke benim de zengin bir kayınpederim olsaydı. Vaktiyle birlikte olduğun o bankacıdan ayrılmasaydın olabilirdi. Tamam, olaya biraz da iyi tarafından bakmaya çalışalım. Kıraç, yani bizim ekipten dostumuz, arkadaşımız. Ya polyanacılık yapma be Çınar. Ya Kıraç'ın ne kadar çıkarcı, nobran, bencil biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Ya eşit iş arkadaşımız olarak okey. Ama patronumuz olarak... Ha, bu bize yıllık komisyon kotası da koyar. Ha. Ne kota, ne kotası ya? Ben bir sürü sanat filmi için sembolik kaşeler istiyorum. Yok canım, artık unutacaksın sen o sanat filmlerini. En yüksek kaşeyi verenle sözleşme yapacaksın bundan sonra. Hayır canım, olmaz öyle bir şey. Kıraç gibi düşün. Çocuklar, rica etsem elinizi kolunuzu sallayarak bağırışmasanız. Bak, bak haline bak, çocuk nasıl korkuyor, bir bak. Allah Allah, dedin delireceksiniz, odanızda delirin canım. Bana komisyon kotası koyacak olursa da avucunu yalar. Ne yapacağım yani ben? Yeşilçam mı dirilteceğim? Saçma. Bana güven. Artı, eksi. Hicle, artı eksi listesi yap. Yani birinden hoşlanınca da yapıyorum. Eğer artılar eksilerden fazlaysa duygu şelalemi serbest bırakıyor. Bak şimdi. Kıraç Bey patronumuzun patronu olursa artılar. Piyasada ne kadar oyuncu varsa köpek balığı gibi hepsinin üstüne saldırırız. Sonuçta bir mazimiz var. Eksiler, Kıraç Bey köpek balığı gibi üstümüze saldırır. Bu gülünde iyice şımarır. Buyurun Firuzan. Ben 5'e kadar gelirim ama gecikirsem Celal Bey'i oyalar. Tamam. Kıraç şimdi asistanlarımıza da karışmaya başlar. Ne demek istiyorsunuz? Ya geldiğin günden beri seni işten atmamı tavsiye edip durdu. Şimdi patron olunca emredecek. Ya ne yaptın da onu bu kadar kızdırdın Ticim? Ben bir şey yapmadım Perisan'ım. Vallahi billahi yapmadım. Son zamanlarda ama bana karşı biraz yumuşadı sanki. Eskisi kadar öfkeli değil, değil mi? Kıraç, Mayda ve Beren'den başka kimseye yumuşamaz. Neyse. Hayır. Hemen panik yapma. Tamam mı? Ben seni koruyacağım. Telefonumu unuttum. Odamda. Alsana. Ha, otelde buluşuruz. Geç kalma. Tamam. Tamam. Zülde, bunları Puğ'ya gönder. Tamam, halledim. Burada mıydınız siz? Merak etme. Niye ağlıyorsun diye sormayacağım. Bence o kadar saçma sapan şeylere ağlıyorsun sen.
Ama biliyor musun? Gözyaşının belli bir kapasitesi var. Yani diyelim ki kişi başı 2 litre. Eğer bunu erkenden tüketecek olursan... ...ileride gerçek acılara ağlayamazsın. Okudum ben bu senaryoyu. Evet. Yapımcı eleştirilerini aktardı. Yalnız dediklerin bence bu filmin dokusuna pek uygun değil. Yani oynayacağın karakter biraz kırılgan bir erkek. Olmaz. Rıza'cığım, rolünü bu kadar ciddiye almanı aşırı takdir ediyorum. Ama biz sırf bu filmde oynayabilmek için diziden izin aldık. Ha? Filiz yapamam. Çünkü ben artık Aliço'yum. Çukur'un Aliço'suyum. Böyle bir dünyayı, böyle bir karakteri bırakıp gidip içsel kırgınlıklar falan yaşayan bir karakteri oynamak istemiyorum. Anlamıyor musun? Bu filmi iptal etsek, ben yine Çukur'a dönsem. Hayır, söz konusu bile değil Rıza. Ya ayrıca ya sen şiddetten hoşlanmazsın ki. Ya silah külah hiç sana uygun şeyler değil. Ya hem sen niye bu çirkin kazakla yaşıyorsun? Ya bunu çıkarman lazım. Hayır, 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 hayır. Lütfen, lütfen, lütfen. Rıza'cığım, kostüm provaları başlayacak. Tamam. Bari bu kazakla oynayayım. Ha, hayatta olmaz. Senin oynayacağın karakter plazada çalışıyor. Tamam işte, karaktere bohem bir hava katar. Ya ben tamam desem yönetmen çıldırır. Hayır Rıza, bunu çıkartman lazım, tamam mı?